Önemli olan hayata affeder. Kızımı bundan kaçırdılar. Ben şahidim. Efendim Hacı Eşiğine hepiniz hoş geldiniz. Bugün baskı ailesi konuğumuz olacak. Kaybolan kızları Nur Çuban için başvurdular. Şimdi efendim Nur Çuban 20'li yaşlarında ve kendisi 11 gündür kayıp. Evet. Bunu bu kalanla bunu ben bölemem. Şimdi yayından önce efendim annesi Sütliye Hanım benle biraz konuştu. Dedi ki Nur Çuban'ın görüştüğü biri vardı. Pek tekin bir çocuğa da benzemiyordu. Belki o kızıma bir şey yapmış olabilir. Kim la o Sütliye? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun şimdi? Bilmiyorum ben. Yalan yalan ben öyle bir şey demedim. Hayır şimdi bir Ahmet diye bir çocuk var. Hayır ağzımdan öyle bir şey çıkmadı benim. Ay nasıl çıkmadı ama Sütliye Hanım ha? Eğer de öyle de bir şey de varsa da ben o Ahmet'in ta ebesini... Hop ama. Sorarım mı kimmiş, kimlerdeymiş? Ebe önemli çünkü. Tabii tabii. Hayır. Şimdi böyle şey yapmayın. Siz böyle yaparsanız bu kız ortaya çıkacağı varsa da çıkmaz. Yok yok Sema Hanım ben bir şey yapmıyorum. O ortaya çıksın ben ne yapacağım biliyorum Sema Hanım. Hayır şimdi benim sormak istediğim de bir şey var. He. Madem diyorsunuz ki bu çocuk tekin birine benzemiyordu. Evet. Değil mi ablacığım? Aynen. Aynen öyle. Siz niye izin verdiniz görüşmeye? Ha ben karışmam. Ne demek karışmam ya? Kızınız söz konusu Sütliye Hanım. Yok ben karışmam canım sıkılıyor. Ha etliye sütliye karışmam diyorsun. Yok karışmam. Buyurun Marif Hocam. Evet şimdi hanımefendide rabitaşiti sendromu dediğimiz bir rahatsızlık var. Bu çok inatçı bir rahatsızlıktır. Aha, nedir yani? Yani halk dilinde tavşan boku gibi ne kokar ne bulaşır denilen bir hadise. Anladım. Tamam. Evet. Evet efendim bu arada muhabirimiz... Gamze Ahmet'i bulmuş. Ahmet'in yanındaymış. Bir hemen bağlanalım. Evet, Gamze'deyiz. Deva bulacağız inşallah. Hadi. İnşallah, inşallah. Gamze. Evet Sema Hanım. Nur Çuban'ın internette tanıştığı ve kaynaştığı Ahmet'teyiz. Evet Ahmet, Nur Çuban seninle mi? Yok abla, biz zaten yüz yüze görüşmüyorduk. Hep sosyal medya. Yavrum siz sevgili değil miydiniz? La sevgili mevgili adam gibi konu... Tamam sakinim. Şimdi bir saniye. Ahmet sen devam et yavrum. Yok abla biz zaten internette tanıştık. Aha. Bir iki toktik videosu falan şey yaptık. Aha. Birkaç kere görüntülü soyunduk. O yani yaşandı bitti. Lan ne yaşandı lan? İtoloji ne diyorsun? Ben senin yaşanmışlığını var ya... Abla. Böyle yaparsanız ben sizi stüdyodan aldırmak zorunda kalırım Ejdat Bey. Tamam sakinim ama Sema Hanım o da şey konuşuyor. Şimdi bak küfürlü konuşmayacaksın. Tamam Sema Hanım. Söz ver. Söz veririm. Bütün milletin önüne söz veriyorum. Eğer küfür edersem sinler beni. Ama. Yok yok öyle milyonların önüne rahatça da ağzımdan kötü bir kelime çıkarsa öyle düz de değil yatırıp sinler. Ya Sütliye Hanım siz de bir şey söyleyin eşinize. He ocağın altını kapatmış mıydık çıkartıyorsun? Sen hep açık unutuyorsun ha onu. He, ne Sema Hanım kızıma bulun. Sema Hanım kurbanınız olayım kızıma bulun. Bulacağız. Müsaade ederseniz bulacağız. Tamam. Bir saniye. Bir saniye çözeceğiz. Şimdi Ahmet yavrum. Sen şimdi bilmiyorsun yani Nur Çuban'ın nerede olduğunu. Ya bu en son Tavşanlı'da bir tane simitçiye mi ne kaçmış? Simitçiye demiş ha simitlerin ne kadar yuvarlak demiş. Aha. O da demiş ki gel istesen imalathaneyi gezdireyim demiş. Öyle bir şey var yani ona bir sorun. Abla beni şimdi arkadan arıyorlar. Ben bir görüntülü soyunup geliyorum. Bebeğim. Ay. Tamam. Ekiplerimiz hemen bir Tavşanlı'ya doğru yola çıksın. Şimdi Sütliye Hanım Ahmet de diyor ki başka biri vardı. He. Sen bunu biliyor muydun? He evet Mümtaz. Allah senin belanı versin Sütliye Hanım. Buyurun Marif Hocam. Buyurun. Beyefendi de Angry Bird dediğimiz bir rahatsızlık var. buna halk dilinde baykuş palazı da denilebilir. Zaten öfke patlamalarından ve tipinden anlayabilirsiniz. Evet. Evet, Ejdat Bey'in bıyıklarının ve kaşlarının gür çıkmasının sebebi bu hastalığın ileri seviyede olmasından mütevelli. Anladım, tamam. Evet. Evet. Sema Hanım, Sema Hanım ben bu... Ben sizin de yani bir psikolojik tedaviye ihtiyacınız olduğunu anlıyorum yani Ejdat Bey. Evet, ya... lafım daha bitmemişti. Evet.
Evet. Bunlar nasıl anlaşıyor ya? Evet. Sema Hanım, ben kuşa mı benziyorum? Yok yok, baykuş dedi. Gözlerin böyle çukur çukur ya, baykuşa benziyor. İçim çok rahatladı Sütlü'ye, sağ ol. Bir konumuza dönelim, hadi dönelim. Buyurun, dönelim. Buyurun. Kim bu Mümtaz? Şey, bizim kızlar internette tanışmışlar. Sonra kız geldi bana, anne dedi, Ahmet mi dedi, Mümtaz mı dedi. Ben de Taylan'ın oldu dedim. Hayır, ben senin ana anneni Sütlü'yüm ya. He? Ana anneni yoğurtluyum ya. Küfür yok dedik. Bakın az önce söz verdiniz. Yok 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 Sema Hanım, küfür etmedim. Anneanneni sütlüyüm de, aman yoğurtluyum dedim. Siz de benim anneannemi yoğurtlayabilirsiniz. Bunu bir gelenek haline getirebiliriz yani. Yoğurt fest. Evet. Vallahi şimdi ben orasını bilmem ama benim bu stüdyodan çok kişiyi mayalayıp da göndermiş değil mi var? Helal olsun. Onu da söylerim. Helal olsun. Ha, söyle Fibriyeciğim. Hı. Evet. Gamze bir görgü tanığı bulmuş. Tamam, hemen bağlanalım. Ay, hadi inşallah. Hadi, hadi inşallah. Bakalım. Ya. Hadi inşallah. Gamze. Evet Gamze. Evet Sema Hanım. Şu anda görgü tanıkları yanımda. Evet. Evet Sema Hanım. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum ben. Sağ ol. Herkese, oradakilere de. Hı-hı. Severek takip ediyoruz. Şimdi ben kocamla beraber buraya gel. Kocam nerede? Sema Hanım, kocam kayboldu şu anda. Lütfen kocamı bulun Allah'ınıza. Çıkıyoruz. Hı-hı. Bir bakıyorum ki yok. Sonra çarşıya gidiyoruz, bir bakıyorum yok. Elini tutuyorum, elimden kurtuluyor, gidiyor bir yerlere ya. Hı-hı. Kayboluyor her türlü. Ben var ya artık bu kaygılardan şiştim ya. Çok şiştim. Değil kaygıdan şiştim. Değil kaygıdan, yemekten değil kaygıdan şişti Sema Hanım. Hı-hı. Ben evlenmeden önce bu kadından 1.80 idim. Adam yemiş. Geri kalanı ne yerin altında, ne yerin üstünde. Hiçbir yerde yok. Aha. Bu şalvar bana tam oluyordu. Şimdi alnıma değiyor. Yazıklar olsun sana ya. Burada bir sürü insanın içinde 70 milyon insan... Kaç kişi izliyor bizi? 70'i 80'i var. 70'i 80'i milyon insanın önünde söylediği kelimeler... Bir metre boylan. Aha geldi. Allah razı olsun. Kocam bulundu Sema Hanım. Sağ olun. Bizim kızı bir sorun. Bizim suyunu... Çok teşekkürler. İsim neydi sizin hanımefendiciğim? Benim soruyor. Ha. He. Anime. Ha. Şimdi Anime Hanımcığım. Siz... Anime değil. Anime. Ha. Anime Hanımcığım. Siz şimdi Nur Çuban'ı en son nerede gördünüz? Ha. Kim? Kimi diye? Nur Çuban. Sen tanır mısın? Ben de yok, ben de yok. Şimdi Anime Hanımcığım, bu kaybolan kızımız var ya Nur Çuban, onu arıyoruz biz. Siz görgü tanığı değil misiniz? Ya, tanık bir tanığım ama yani görüyor gözümde tanık olarak şey yapmadım yani. Şeyde, ama... kimlerden bu? Hayır yani şimdi böyle şeylerle yayını meşgul etmeyin o zaman. Kimin bu? Sizin... Sen tanıyor musun? Anime Hanımcığım, sizin şimdi kendi bir derdiniz varsa gelirsiniz burada başvurursunuz. Gerekeni yaparız ama böyle olmaz ki, ayıp ya. Evet, ayıp. Ne kadar güzel söyledi ya, ne kadar delikanlıcaydı ya. Sema Hanım, sizin ağzınızın çeperini kıstırayım ben yani. Ne güzel konuştunuz ya. Vallahi bu kadın kameraları gördü de öyle geldi. Hiç gelesi yoktu zaten. Sema Hanım, ben kocamın kaybolan şerefini de arıyorum. İnsanların ağzını çeperine hiçbir şey yapamazsın sen. Ya, ama... Tamam. Kalsın bir de, alma getireyim. Kalsın orada. Gamze. Keselim, alalım hanımefendiyi. Tamam. Almayı bir daha karşın. Alalım hanımefendiyi. Ben... Gamze. Gamze sen de bir tavşanlıya git artık. Yani bu, bu nedir ya? Hani derler ya bu. Televizyon açılıyor Sema Hanım. Televizyon açılıyor. Kıçınla perde açtırma. Aksaklıklar olabiliyor. Evet. Şimdi neydi?
bir şey denir buna ya. Buna şey, ne denir? Şey, ben buna ne diyeceğimi bilemedim ya. Dilimin de ucunda. Akıl olmayınca neylesin fikir, çalsın Abdurrahman, oynasın Bekir. Hocam ne alakası var şimdi onunla da ya? Evet. Söyle Fibriye. Evet efendim. Ha muhabirimiz Tavşanlı, Tavşanlı'ya gitmiş ışık hızıyla ve... Aha, kızınız bulunmuş. Evlenmiş. Lan sen niye evleniyorsun lan? Gerizekalı. Bir saniye tamam, bir dakika şimdi. Bak yavrum, ailen burada perişan oldu. Hadi şimdi ben ne diyeceğimi de bilemedim yani. Ne denir? Ne, tebrik ederim mi diyeyim? Ne? Teşekkür ederim. Hay Allah ya. Sen şimdi bu Mümtaz'la mı kaçtın yavrum? Yok Sema abi, Mümtaz'dan ayrıldık. Biz onu arkadaş vardı, internetten konuşuyorduk, ona kaçtım ben. Simitçi olan mı? Simitçi olan mı? Yok, açmacı, peynirli, kaşarlı. Ama şimdi yavrum sen de biraz yani şeymişsin, o ne denir ona? Şey denir ona, ne o? Hıyarım var diyene bir avuç tuzla koş. Ha, o denir. Ama hocam yani şimdi... Öyle de denir mi yani? Lütfen. Lütfen. Şimdi Nurçıban kızımızda da yaygın denilebilecek bir sendrom var. Evet, nedir? Kız zilli. Yavrum Nurçıban, sen isteyerek mi evlendin kızım? Çok istedim. Yani ben birkaç ayıplı fotoğraf gönderdim buna. Bu da sen anana babana gösterin dedi ama zorlamadı yani. Ay istedim, kendim kaçtım. Kendisi de burada zaten aşkım. Selamun aleyküm. Allah kahretsin. Aleyküm selam, buyurun. Taylan Bey. Mutlu akşamlar, mutlu akşamlar. Selam, nasılsınız? Sağ olun. Vallahi. Vallahi biz çok iyi saklanmıştık ama siz bizi çok iyi buldunuz. Allah razı olsun sizden. Ekip. Bu arada giymiş olduğunuz elbise de beni gerçekten çok etkiledi şu anda. Aşağıya doğru daralan bir elbise. Allah bilir. Tarzımı yansıtıyor yani. Şimdi bir Taylan kardeşim, sen bir uzatma. Sadede gel. Siz nasıl tanıştınız Nurçıban'la? Şimdi Sema Hanım, biz Nurçıban'la beraber bir tane görüntülü soyunma sitesinde tanıştık. Bir görüntülü soyunma sitesinde bu bana dürtme gönderdi. Sonra beni dürtülünce tabii beni de buna dürtme gönderdim, tamam mı? Dürtmeyi bu alınmasıyla beraber bu üzerine... Lan, lan! Yani. Erkek, erkek, erkek! Bu çocuğu! Detay verme lan, detay verme. 70 kaç milyon izliyor bizi? 70-80'i var. 70-80 önünde detay verme lan. Ya vallahi ilk defa şimdi ben Ejdat Bey'e hak vereceğim. Şu detaylara girmeyelim lütfen yani. Babacığım sakin ol baba. Ne babası lan? Hayır, yaşından başından lütfen. Ben sana baba diyeceğim lan neredeyse. Şimdi tamam, detaylara girmeyelim. Bak Nurçıban, sen beni dinle. Söyle Fibriye. Efendim. Ha, efendim, hatta ismini beğenmediği için vermek istemeyen bir izleyicimiz varmış. Neymiş ismi? Sen dur gösterme. Buyurun. İyi yayınlar Sema Hanım. Aha. Bu Taylan var ya, bu Taylan benim kocam. Ha. Aman! Sen evli misin lan? Siz bir de evli misiniz? Ya sen dur, senin ne işin var burada Allah'ını seversen? Sen bir dur ya. Oo. Evet, evliyim. İki tane çocuğum var, Allah bağışlasın. Aman Allah. Ben anlamadım Sema Hanım. Ya yalan konuşuyorsun, yok öyle bir şey. Zaten bitmiş gitmiş bir şey. Ben sana sonra anlatacağım ya. Ha tamam aşkım. Gerçekten inandın mı buna? Güveniyorum, ben kocama güveniyorum. Hakikaten gerizekalısın ya. Sen de sağ ol. Şimdi bak yavrum, bu internetten tanışmalar, bu bir şeyler falan yani... Hocam... Evet, ne yapacağız bunlarla bilmiyorum. Yavrum ben senin sağ salim kurtulduğuna, yani bulunduğuna şükrediyorum. Bak yapma, genceciksin. Yarın bir gün daha kötü bir şey olur, hamile kalır bebekle ortada tabii, kalırsın tabii, yavrum. E hamileyim abla. Ne demek hamile? Ne demek hamile? Kimse bizi tutmasın. Sen hadi. Efendim bir dahaki özel işinde köye daldılar, evet. Bir daha.
sonraki acı eşiğinde buluşmak üzere. Allah aşkına çocuklarınızı koruyun. Korunun. Evet. Oğlum o çok güzel hareket. İyisiniz değil mi? Çekil diyenler. Zil diyen var mıdır? Kalsın mı zil? Çal bakalım zili, haydi. Aferin. Oğlum korktum lan kafan orada merdivene falan sen. Ha bir şey var mı orada? Anam. Sucuk kalmış orada lan. Allah Allah, ne sürreel bir uçuştu. Kim yazmıştı efendim? Begüm'le beraber. Cemo ile Begüm'e bir alkış. Evliya'nın kaşlarından biraz bahsetmek istiyorum. Ya bilemiyorum, bazen böyle abartılı makyajı genelde sevmem biliyorsunuz. Ama var, ben tanıyorum, dayım. Kaşlı mı böyle? Kaşlı yani. Tabii canım, gerçek hayatta da. Bugün ama kaş günü zaten, Hamza'nın da güzel bir kaşı var. Çok güzel hareketler devam ediyor.